Efendim hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun Deniz de bizi kırmadı, geldi. O da filme dahil olacak. Biz biraz prova yaptık. Bugün de kısmetse beraber ilk çekime başlayacağız. I said yes, I was overjoyed, you know, a really big film to be involved in, and I said yes, and so he contacted me. Okay. Bilgehan Demir kendisine ulaştı. Yönetmenimiz zaten Murat Şeker, Danny Williams'da olmak istedikten sonra Bilgehan Demir kendisine ulaştı. Böyle bir filmde rol almak ister misin dedi. O da böyle bir filmde rol alacağı için çok mutlu olacağını söyledi. Şimdi bugün bu akşam itibariyle final maçının çekimlerine de başlıyoruz. Dolayısıyla işte iki devin arasında ben küçük kalıyorum ama aslında o kadar küçük değilim, yani benim de boyum fena sayılmaz. You are big, I'm not little. I'm not small. Provalarda oldu. Muhakkak tecrübesinde de bize yardımcı olacak. Zaten çok kolektif, çok da naif bir insan kendisi. Ring dışında, ringin içinde eski rakiplerine Allah kolaylık vermişti. Çok iyi olduğunu söylüyor. Yani tekniği de çok iyi. Zaten çalışıyordu uzun zamandır. Gayet iyi diyor. Çok provalarını da gördü zaten. Bu arada şey detayını da vereyim. Yani Dani ile Serp'in sahneleri için özel koreograf var. Ayrıca Serp'in özel zaten boks hocası var. Ayrıca bizim genel Bilgehan Demir de zaten bütün bu boks maçının ve hani işin şov kısmının danışmanlığını yapıyor. Yani sete çıkarken biz hem öncesinde hem çekim sırasında da profesyonellerden destek alıyoruz. Yani canımız öyle istediği için veya öyle hoşumuza gittiği için değil. Gerçekte nasıl bir profesyonel boks maçı şartları neyse öyle devam ediyor. Hatta maçın yani filmdeki maçın hakemi de Jan John Lewis. Zaten gerçek bir hakem. O da İngiltere'den geldi. Dani'nin de ilk sinema filmi. Daha önce küçük bir filmde biraz yer almış ama burada bir orada, karakter olarak yer alıyor. Orada yani, Danny Williams olarak. Orada Danny Williams. Bizde Tommy Dixon, Amerikalı bir profesyonel boksörü canlandırıyor ve oyunculuğu da hani filmin çıtasını yükseltecek derecede. O da biraz hem onun kendi kişiliğiyle hem bizim ona yaklaşımımızla ilgili oldu. Sinan Sam's a very good fighter, very very strong. He surprised me. I didn't think he was going to be so good. And I'm very saddened by his loss, by his passing. May Allah protect him and forgive his sins. Yani tabii ki çok zorladı. Ben daha önce de lisanslı spor da yaptım, basketbol oynadım. Fakat boks yani dünyadaki en zor sporlardan biri, olimpik sporlar içerisinde. Çünkü yani boks dışında hiçbirisinde darbe almadan nefesinizi ayarlıyorsunuz. İşte ona göre bir tempo ayarlıyorsunuz, maçın sonunu kestirebiliyorsunuz. Burada rakiple birebir temas var, hatta kontak, vuruş var. Bütün her şeyiniz, bütün dengeniz, kendinizi hazırladığınız durum değişiyor. Mike Tyson'ın söylediği gibi ağzının ortasını yiyene kadar herkesin bir planı vardır diyor. Bokstan tam anlamıyla öyle bir spor. Ringin içi çok başka, antrenmanlara da hiç benzemiyor. Yani. Savaş Türk Yılmaz boksu bırakmış. Fakat annesinin rahatsızlığı yüzünden ve paraya ihtiyacı olan sebebiyle ringlere geri dönme kararı alıyor ve bir geri dönüş maçı organizasyonu yapılıyor. Gürkan Uygun'un oynadığı karakter Tahsin Kara bir boks organizatörü ve onunla Tommy Dixon arasında, Savaş Türk Yılmaz ve Tommy Dixon arasında bir geri dönüş maçı organizasyonu yapıyor ama Tahsin Kara biraz karanlık bir tip, dolayısıyla işler karışıyor. Fazla da ipucu vermek istemiyoruz konuyla ilgili, ancak bu kadar anlatabiliyorum çünkü filmin içinde büyük sürprizler var. Akıl oyunları var. Yani sadece biz bir boks filmi yapalım ve sırtımızı bu güç gösterisine dayayalım diye bir senaryo yazmadık. İddialı bir senaryo, iddialı bir proje oluyor. Beni evvelden bilen arkadaşlar böyle iddialı kelimelerini çok kullanmama alışık değiller ama bu film iddialı bir film. Benim 10. yönetmenlik yaptığım film, 7. yapımcılık filmim. Madalyonun öbür yüzünü çevirdik aslında bu filmde. Drama, aksiyon. Biraz sert bir film ama bunların yanında senaryosal olarak da sıra dışı Türkleri var. Hangisi? Ay çok ciddi duruyor. Furkan. Furkan. Vallahi ekip tehlikeli arkadaşlar. Ya onu ben vermeyeyim ya. Kolay gelsin. Çekerken fırsıyoruz yani. Bize kadar.